Merhabalar, ben Özgü Bulut. Bir Bedenle Müzik Oyunları programında daha sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz iki programda, yani stüdyodaki iki programımızda hatırlayacaksınız. Birinci programımız Galata Şifahanesi'nde İstanbul'daydı. Ondan sonraki iki programda, ilk programda bir tema üzerine çalışmıştık. İkinci programda bunun birazcık daha farklısını ama aynı temanın 3 üzerine nasıl duyulduğunu konuşmuştuk. O da böyleydi. Pardon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Birisi 2 üzerinde. Birisi 3 üzerinde, iki ayrı temaydı bunlar. Bu hafta konumuz 4. 2, 3, daha sonra 4. 4 deyince akla çok sağlam, ayağı yere basan bir yapı gelir. 4 ayağı olan bir masa düşünün. 4 çok sağlamlık ifade eder. En çok da bateri ritimlerinde karşımıza çıkar. Bilirsiniz bateri bir grubun, rock grubunun veya herhangi bir grubun arkasında oturarak çalınan hi-hat'iyle bateri setidir. Onların ritimleri arasından bugünkü programımızın temalarını seçtik. Bunların arasında aslında bedenimiz çok rahat bir şekilde bateri yerine kullanılabiliyor. Keith Terry'nin de beden müziğine başlangıcı, ünlü beden müzisyeni Keith Terry'nin beden müziğine başlangıcı da bateri ritimlerini kendi vücuduna aktarmaklaydı. Öyle açıklıyor kendisi. Biz de şimdi bugün bilindik basit bateri ritimlerini vücudumuza aktararak, bedenimize aktararak neler yapabiliriz'i göreceğiz. Bir de bunun üzerine bir tema ekleyeceğiz. Tema derken bir dramatik tema, bu da bir kabus teması. Uyuyanlar var, uyuyanları uyandıran cinler var gibi bir oyun temamız var. İlk önce ısınmayla ve bateri ritimlerine girişimizle başlayalım. Bateride biliyorsunuz bir güm vardır, dum. Bir tıs vardır, dum, tıs. Bir de tak vardır, o da trompettir. Biz şıkı bu tıs yerine kullanacağız, hi-hat yerine kullanacağız. Ayaklarımızı güm yerine kullanacağız. Ve alkışımızı ve takları da trompet yerine kullanacağız. Hep beraber salınarak başlayalım. Hızlanmadan. Evet. Şimdi yankı yapalım. 4 sayı üzerine. Ben 4 tane yapıyorum. 2, 3, 4 ve...
Güzel, güzel. Bateri ritimleri genellikle bunların üzerinde gidiyor. Basit olan hep duyarız hani dum çik ta çik dum çik ta çik dum çiki taka çiki duk çiki taka. Bunlar geliştirilip daha gibi birçok varyasyon elde edilebilir. Ama ilk etapta önemli olan dumların nerede olduğu, çiklerin nerede olduğu ve takların nerede olduğu. Şimdi bir motif var üzerinde duracağımız. Bu motifi tanıyacaksınız. Birçok pop parçasında duyulur bu. Ça dudum. Ça dudum. Ça dudum. 2 3 4 Ça dudum. Ça dudum. Ça dudum. 2 3 4 Ça dudum. Ça dudum. Ça dudum. Evet. Şimdi bu ters çevrilebilir bir motif esasında. Yani dum, ça, dudum, ça, dudum. 2, 3, 4. Dum, ça, dudum, ça, dudum. 2, 3, 4. Bir ben yapayım, bir siz ben. 2, 3, 4. Dum. 3, 4. Şimdi bunun arasındaki 3, 4 dediğimiz yere bir başka motif daha koyacağız. Ama o motifi koymadan önce bu dum ça dudum üzerine biraz çalışalım. İlk iki dum ça dudumu burası yapsın. Sonraki iki dum ça dudumu burası yapsın. Yani şöyle olacak. Bu tarafta başlıyor. Dum ça dudum ça dudum ça dudum ça dudum ça dudum ça dudum. Ça dudum. Evet. Haydi başla. Dum. Güzel. Şimdi ufak bir değişiklik yapalım. Birincisini dum, ça, dudum, çi, ta, çi. Yani bu başta gösterdiğimiz hani dum, çi, ta, çi vardı ya. İkinci gösterdiğim motifle dum, ça, dudum, çi, ta, çi birleştiriyoruz bunu. Bir deneyelim mi çok yavaş hep beraber? Üç ya da ben yapayım yankı yapalım. Dum, ça, dudum, çi, ta, çi. Dum, ça, dudum, çi, ta, çi. Dum, ça, dudum, çi, ta, çi. Güzel. Şimdi bunu bir iki grup peş peşe yapalım. Ondan sonra birinci grup bu sefer bu taraf olsun. Sonra bir de kanon yapmayı deneyelim. Bakalım nasıl duyulacak. Haydi başla. Böyle gireceğiz kanona. Tamam. Şimdi kanonu yapalım bir de. Haydi başla. Teşekkürler. Bu bateri ritimleri evet bu şekilde kanonda da çok kullanışlı olabiliyor. Bunu gösterdik en son. Dum, ça, dudum. Şimdi bundan ayrı bir tane daha kullanacağımız adına tren diyebileceğimiz bir motifimiz daha var. O da şöyle. Dum, t,
ta, ta, dum. Evet. Sağ, sol, sağ, sol. Sanki hepsini göğsümüzde çalıyoruz gibi ama. Ha? Dum, tak, tak, dum. Hep beraber. Tak, tak, dum. Dum, tak, tak, dum. Dum, tak, tak, dum. Dum, tak, tak. Biraz önce konuştuğumuz dum, ça, du ile bunu dum, ça, du, dum, tak, tak, dum, dum şeklinde bir birleştirelim. Bir beraber yapalım. Yavaş yavaş. Dum, ça, du, dum, tak, tak, dum. Devam. Ça, du, dum, tak, tak, dum dum. Ça du dum tak tak dum dum. Bekle. 2 3 bu taraf. 4 dum ça du dum tak bu taraf. Dum ça du dum tak tak dum bu taraf. Du dum tak tak dum. Kes. 2 ve 3 ve 4. Evet. Dum ça du dum ta ta dum dum cha du dum ta ta dum dum cha du dum ta ta dum dum. Evet. Bunun da böyle bir kullanımı söz konusu olabiliyor. Motiflerine girelim. Yani motiflerine derken cümlelerine girelim. Onları tanıtalım. Bu üç motiften oluşuyor cümlemiz. Yani birincisi dum cha du dum. İkincisi dum ta ta dum dum. Üçüncüsü ise dum, çi, ta, çi, dum, çi, ta, çi. Bu üçünden oluşuyor. Şimdi uzun bir temamız var. O uzun temanın iki yarısı var. İlk önce son kısmını söyleyeceğiz. Ondan sonra da başını söyleyeceğiz. Sonunda, yani ikinci kısmında iki tane dum, ça, du, dum, ça, du. Sonra iki tane dum, tak, tak, dum, dum, tak, tak, dum. Ondan sonra bu ikisi peş peşe. Dum, ça, du, dum, tak, tak, dum. Sonra da dum, çik, tak, çik, dum, çik, tak, çik. Bunu yavaş yavaş yapalım. Ben bir defa yapıyorum. Beni taklit edersiniz. Dum, ça, du, dum, ça, du, dum, tak, tak, dum, dum, tak, tak, dum, dum, ça, du, dum, tak, tak, dum, dum, çik, tak, çik, haydi başla, dum, ça, du, dum, ça, du, dum, tak, tak, dum, dum, tak, tak, dum, dum, ça, du, dum, tak, tak, dum, dum, çik, tak, çik, dum. Daha yavaş. Dum, ça, du, dum, ça, du, dum, tak, tak, dum, dum, tak, tak, dum, dum, ça, du, dum, tak, tak, dum, dum, çi, ta, çi, dum, çi, ta, çi, dum, ça, du, dum, ça, du, dum, tak, tak, dum, dum, tak, tak, dum, dum, ça, du, dum, tak, tak, dum, dum, çi, ta, çi. Son kez yapıyoruz. Dum, ça, du, dum, ça, du, dum, tak, tak, dum, dum, tak, tak, dum, dum, ça, du, dum, tak, tak, dum, dum, çi, ta, çi, dum, çi, ta, çi. Teşekkürler. Bu son kısmı. Bir de bunun baş kısmı var. Buna çok benziyor. Bu sefer
dum ça du iki defa yapmak yerine bir defa yapıp arkasına dum çi ta çi ekliyoruz. Şöyle ki dum ça du dum çi ta çi dum ta ta dum dum çi ta çi dum ça du dum ta ta dum dum çi ta çi dum. Evet. Bir defa daha ben yapayım bunu. Dum ça du dum şi şak şi dum tak tak dum dum şi şak şi dum ça du dum tak tak dum dum şi şak şi dum. Haydi başla. Dum ça du dum tak şi dum tak tak dum dum şi şak dum ça du dum tak tak dum dum şi şak. Dum ça du dum şi şak şi dum tak tak dum dum şi şak şi dum ça du dum tak tak dum dum şi şak şi dum şi son kez dum ça du dum şi dum tak tak dum 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 ça du dum tak tak dum dum şak şi dum. Evet, oyunumuzda bu iki tema var. Bu iki temanın yanı sıra bir de oyunumuzun tabii konusu kabus. Biraz içine dramatik bir öğe de kattık. Kabus olduğu için bunda cadı kahkahaları var. Bir cinler grubu var. Bir de uyuyanlar grubu var. Cinler uyuyanları hadi oyun oynayalım diye kaldırmak istiyorlar. Onlar pek gönüllü değil ama kalkıyorlar. Sonra ama birileri kazanıyor. Birileri birilerini uyutuyor. Kim kimi uyutuyor tabii göreceğiz hep beraber. Şimdi oyunumuza geçelim. Uyuyanlar ortaya buyurun. Yeah.
Hay boom! Bir Bedenle Müzik Oyunları programının daha sonuna geldik. Gelecek programda bir arada olmak dileğiyle Eskişehir Anadolu Üniversitesi stüdyolarından hepinizi selamlıyoruz. Esen kalın, sağlıkla kalın.